Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuzda hoş geldiniz sefalar getirdiniz Fenerin maçı var ee, ve bugün önemli bir maçımız var arkadaşlar Fenerbahçe'de Bodrum maçı öncesi aslında ne Sipay Bodrum futbol kulübü ee, Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde önemli eksikler var arkadaşlar ve bu eksikleri konuşacağız Maça dair şeyleri konuşacağız. Trendyol Süper Lig'in 10 haftasında bugün Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. 2 sakat, bir cezalı, tereddütlü futbolcular, yine genç bir hakem Mehmet Türkmen ve Fenerbahçe'nin acil 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 bir şeyler yapması lazım. Dün Göztepe Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı 28. dakikadan ama ona rağmen yılmadı, pes etmedi. Maçı 2-1 kazanmayı bildi. E, Samsun Spor gündüz kuşağında 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2 tane penaltı kaçırmasına rağmen hiç e, pes etmedi ve devam edip arkadaşlar maçı 4-1 kazanmayı bildi. Enteresan enteresan şeyler var. Mesela Hull City galibiyet hasretini 4 maça çıkart 4 e, maça çıkartmış. Onun dışında Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton. Ben izledim maçı. Yani bir kısmını izledim. 2-0 öne geçti. 88'de gol yedi. 90 artı 3'te 4'e 1 yakaladılar. 4 kişilerdi. Karşılarındaki bir kişiye topu kaptırıp o topla da gol yiyip sağdan 2-2 beraberlikte ayrıldılar. Yani inanılmaz şey. İnanılmaz şeyler gerçekten de. Ama Fener yani e, Samsun'un dediğim gibi Göztepe'nin hani enteresan maçlar var. Yani hiçbir takım şöyle olmaz böyle olmaz demeyeyim. Manchester United'da Fenerbahçe 1 beraber kaldı ama o futbolun en azından bir kısmı ümit verdi. Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 muhalibiyette 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi haftaya 4. sırada başlamıştı. Ve Fenerbahçe'de eksikler mevcut. Biliyorsunuz zaten Osterwolde Samsun Spor maçında sakatlanıp sezonu kapattı. E, Cengiz Ünder yine aynı şekilde oynayamayacak. Fred sarı kart cezası arkadaşlar biliyorsunuz Fred de yok o da çalışmalarını e, bireysel antrenör eşliğinde sürdürüyor. E, Gözler Mourinho'nun sol bekte kim oynatacağına çevrilmiş durumda. Kostic, Levent Mercan ismi olabilir arkadaşlar ama Kostic'in bir adım daha önde olduğunu düşünebiliyorum. E, sizlere de yaptığım anketlerde bu bu şekilde gidiyor. Sağ bekte mesela haftalardır Mert Müldür oynuyordu. O sayı iyileşti. Herhangi bir sorunu, sıkıntısı yok arkadaşlar. Yani o sahayı oynayabilecek durumda. Muhtemelen de o sahayı oynatacaktır diye düşünüyoruz. İlk defa karşılaşıyor iki takım. Ve <laughs> Fenerbahçe'nin artık kazanması lazım. Bu arada o sayının durumu da belli oldu arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Manchester United maçında sakatlandı. Oyundan çıktı ama sahayı hatta sekerek terk etti. Yerine Rodrigo Becao oyuna girdi. Mourinho maçtan sonra bir şey yok kas ağrısı gibi bir şey söyledi. Yani kas çekmesi gibi bir şey söyledi. Maçtan bu şekilde çıkmıştı. Bu arada şeye de bakıyorum ben. Zaten sizler de muhtemelen bakmışsınızdır. Bodrum FK maç hazırlıkları tamamlandı diye antrenman fotoğraflarını paylaşmışlar. Orada hani Oğuz Aydın var. Mert, Mert Hakan Yandaş, Ceko, Cenk Tosun gibi isimler. İsmail Yüksek gibi isimler. Acaba bu isimler oynayacak da o yüzden mi bu isimler var diye de düşünmüyor değilim açıkçası düşünmüyor değilim yani. Bu isimler boşu boşuna yoktur diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Pardon bir öksürük tuttum. Hani Bartu Elmaz, İsmail Yüksek sıklıkla kullanılıyor. Demek ki Bartu kadroda göreceğiz. İsmail mi 11'de oynayacak diye düşünmüyor değilim. Ama yani bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. O sayının durumu şöyle arkadaşlar. Forma giyebilecek. Herhangi bir engeli yok. Yani teknik direktör görev verirse o sahayı oynayabilecek. Burada herhangi bir tereddüt, herhangi bir sıkıntı yok. Hani oynamayan isimler belli. Oyuncak isimleri de belli. BK'nın da herhangi bir sıkıntısı yok. BK'da görev verilmesi halinde oynayabilir. Bunu söyleyeyim. Jose Mourinho aslında özüne döndü. Şimdi Fenerbahçe aslında eleştirilerin aksine övgü aldı. Manchester maçında. Ve Samsun beraberliğiyle aslında sert eleştiriler almıştı ama e, Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun futbol konuşmaları çok çok yapılmaya başlandı. İşte topu ver, skoru al oyun tarzı yerine Mourinho ilk defa Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun bir şekilde müthiş bir ön baskı kurdu. O sayı Tadic en nesiri. Hani bunların vuruşlarında Kaleri onana devleşmesi ilk yana skorunun 3-1 belki daha farklı olması işten bile değil. Hani tarihi kurtarışlar yaptı arkadaşımız. Yoksa Fenerbahçe be ilk yarıda fişi çekebilirdi. Ennesiri açıldı. Edin kenara alındı. Hani milli maç yorgunu. Yerine Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oynatıldı. O da gerekeni yaptı. Şimdi Amrabat etkiliydi. Hani Mourinho özel olarak ilgileniyor. Ve Fas'ta Yıldız'da bir şeylik var. Sol bek Mert Müldür o sayının kasık, hani probleminden sonra Ciku sağ beke geçti mesela. Hani Fenerbahçe'de satranç üstüne satranç yapıldı o maçta. Sadece o maçı şey yapmayın. 55'e kadar takım iyiydi kabul. Sonra takım geriledi. O da kabul. Ama o maçta ciddi enteresan olaylar oldu. Hani eleştirilere kızdığını belli ediyor Mourinho ama aynı zamanda bu da onu motive ediyor. Kamçılıyor. Hani sistem değişikliği, kendine az iğneleyici ifadeleri. Ben şunu söyleyeyim Mourinho var ya şunu söylüyor. Ulan ben şampiyon olsam ne laf sokarım bunlara. Hadi ben bir, ben bir şampiyon olayım da. Bunlara laf üstüne laf sokayım diyordur. Yani bugünkü maç belirleyecek mesela. Ennesiri kararı, Ceko kararı. Yanlış anlamayın. Faslı forvet çok ciddi eleştiriler aldı. Benim dışımda herkes attı, tuttu, konuştu, şöyle yaptı, böyle yaptı. Şimdi Manchester maçında golleri attı. Yani gol attı daha doğrusu. Ama bence golleri attı. Çünkü niye? Taraftarla arasındaki buzları eritti. O da ciddi bir gol. Hırslı, istekli hani e, ne bileyim ön baskıyı halletmesi, önde topu tutması gerçekten çok takdire şayan hareketlerde. Taraftar çıplak gözle böyle bir maçta izleyince bak böyle, maçlar kriter olur. Hani Bodrum maçında 4 gol birden atsın atsın inşallah. İnşallah böyle bir şey yapar. Kimse demez ki lan karşısında Bodrum var tabi atarsın 4 gol demez. Der ki lan Manchester'da bir tane attıydı. Adam açıldı. Bundan sonra korksun rakipler der. Ve ben söylüyorum artık bu adam birinci forvetimiz olmak zorunda. Taraftarla buzları eritti. Hani Göztepe maçını attı. Göztepe maçında attı. Çok güzel bir gol vardı. Göztepe'de ikinci gol atsaydı. Biz o maçı da kazansaydık. El nesiri zaten bu kadar eleştiri almazdı. Hani ben hazırım hocam modülünde. Modunda. Edince onun artık kulübede olması da lazım. Ne derseniz deyin. 6 şut göndermiş El Nesiri. 3 isabet sağlamış. Yani daha fazla gol atmasını ona da engelliyor. Hani böyle oynarsanız tüm takımları yok ederiz lafı var. Jose Mourinho'nun böyle bir laf söylediğine dair bir iddia var. Hani Jose Mourinho ne demiş arkadaşlar öğrencilerine? Oyuncuları muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız bütün takımları yok ederiz dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en kök takımlarından biri olamayan Manchester United karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı. Yorumda bunda. Hani iddianın da ötesinde bu demiş yani artık. Hani çevirmede falan da bir hata olsa zaten şimdiye düzeltilirdi. İlk 55 dakika gibi oynarsak bu sezon bütün maçlarımızı kazanırız. Şu an Ufuk'taki bütün maçlarımızı kazanırız. UEFA'da da üst tura çıkarız. Artık rakibimiz kim gelirse rakibin zorluğuna göre her şey olabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bazı açıklamalar gelmiş. TFF başkanından. Şimdi ben uzun uzadıya bunu okumayacağım arkadaşlar. Eğer bunu okursam sıkılırsınız. Videoyu yarıda kapatırsınız. Hani yeni MHK sistemini kamuoyuyla paylaşmışlar. Yeni eğitim sistemi varmış. Vitor Melo Pereira ile anlaşmışlar. Bakın, UEFA ile görüşüp Vitor Pereira ile anlaşmışlar. Kendisi hakem direktörü gelişim direktörü olarak çalışacakmış. İletişim stratejisi, sosyal medyayla bilgilendirmelerde bulunacağız diyor. Performans yönetimi, maç sonu değerlendirmeler kamuoyunda çok tartışılıyor. Eğer hakem MHK ve veya gözlemci bir hata yapmışsa bunu da tüm şeffaflığıyla paylaşacağız. Hakem gözlemci ceza puanı alacak. Hakem atama sistemiyle ilgili hani kulüpler birliğinin çalışması mevcuttu. Bir bilgilendirme yapacağız. Atamalarda yapay zeka değişerek devam edecek diyor. Hani yapay zeka gerçekten zeki bir zeka olacak. Geri zekadan çıkacak diyor. Hakemlerin puanlı değil gelişimini konuşalım diyor. Yani adam 3 haftadır lig maçlarını izliyor. Türk hakemlerine kaç puan verir? Puanlamak istemiyorum. Geliştirecek alanlar olduğunu söylemek istiyorum diyor. Yabancı var. Müstemleke uygulaması gibiydi diyor. Yani bir önceki TFF yönetimi getirdiği televizyon gözlemciliği uygulamasında kaldıran yeni MHK Hakem Akademisi'ne de son verdi. Bu sistem MHK'ya alternatif bir kurum gibi duruyordu demiş. Ee, İki hakem hocasıyla birlikte tüm Türkiye'deki 80 hakemi izliyoruz diyor. Neyse buralar yine sıkıcı şeyler. Bunları öğrenirsiniz arkadaşlar. Ben çok şey yapmayacağım. Biz basmaşını bıraktık, Mevlana'ya döndük artık diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakemlerin hakem kurulunu bitir hani hakemlerin hakemliğini bitirmek için tahkim kurulu toplantısını bastınız mı diye bir soru gelmiş. Ee, yani konu ne gerekiyorsa onu yapacağız demiş. Enteresan bir soru yani. Bir TFF'nin bir çalışanla yolumuzu ayıracaksak da açıklamak zorunda değiliz diyor. Gün MHK'ya ben davet ettim diyor. Ee, yerde bıraktığımız operasyonu tamamlamak için mi var? Var odasını canlı yayınlamak istedim ancak UEFA izin vermedi diyor. Okan Hoca o hakemi çiçekle karşılamalı. Yani Okan Buruk konusunda sosyal medyada epeyce hır hani hırpalandınız. Ben hırpalanmam. Okan Hoca hakeme burada maç yönetemezsin dedi. Yapması gereken o hakem arkadaşımızı çiçeklerle karşılamak demiş. Zaten çiçeklere de karşılar, para da verir. E, maçımızı düzgün yönet diye. Yapar yani. jestleri yapar diye düşünüyorum. Hatta Galatasaray Kulübü iletişim bile kurmuştur o hakemle. Keşke yani bütün hakemlerin telefonları falan incelense. Eminim birçok hakemle iletişim kurmuştur Galatasaray Kulübü'ye. ya. yani çok centilmen bir kulüptür. Bu arada Fenerbahçe Medikan'a iddiacı başı Dynavit'e set vermemiş. 5'te 5. Bu da alkışlanacak takdire şayan bir hareket. Yani Eczacıbaşı biliyorsunuz önemli bir kulüp ve Fenerbahçe voleybolda kızlarımız müthiş bir iş çıkartmış. Beş, e, ligde 5 maçında set vermeden kazanmış, Dynamite'e ligdeki ilk mağlubiyetini almış. Böyle devam kızlar, böyle devam gururlarımız, sarı meleklerimiz böyle devam. <laughs> Samuel'in menajerinden Galatasaray açıklaması. Bak, maç önü ben bu tip açıklamalara ayar oluyorum. Bu enteresan bir açıklama. Şimdi Fenerbahçe'de şok gelişme yaşandı. Osai'nin menajeri Branko'ya Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı. Şimdi çalkantılı bir süreç. Menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Sözleşme sezon sonunda bitecek ve Nijeryalı yıldız hani Fenerbahçe'de kalacak mısın demişti? Bana bağlı değil yanıtını verip kendini gözler önüne sermişti. Hani son gelen iddialara göre menajeri Steven Beck Fenerbahçe yönetiminden yıllık iki buçuk milyon euroluk maaş talebi yani maaş talebinde bulunuyor ve tepki çekiyor. Mario Branco ile yapılan görüşmede Galatasaray'dan teklif aldık. Bize iki buçuk milyon euro önerdiler diyor. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız diyor. Şimdi A Spor'un e, haberine göre Sezon başında Batshuayi Galatasaray'a hediye etti Fenerbahçe. Aynı senaryoyu yaşamak istemiyormuş. Teklifi yukarı çekecekmiş. Şimdi Galatasaray cephesi de çok net bir dille yalanlamış. Galatasaray yalanlıyorsa zaten demek ki olay doğrudur. O da ayrı bir mesele. Hani ile ilgilenmiyoruz dedi mesela ee, Okan Buruk. Batu Ay çıktı ne dedi? Benle dedi 2 yıldır 3 yıldır görüşüyor. Her yaz görüşüyoruz dedi. Bana da enteresan geliyordu rakip takımın teknik direktörün bu kadar ilgilenmesi ama hadi, görüşüyor dedi, görüşüyordu dedi. Bir cümle bile yok Galatasaray'dan açıklama. Böyle bir şey olmamıştır diye bu haberi yalandır diye bir cümle yalanlama yok. Çünkü niye gerek yok? Adaletli kurumlar maçı maçları yönetse zaten küme düşürülecek bir takımdan bahsediyoruz. İşte Türkiye'deki adalet sistemi de enteresan. Neyse bazı kaynaklar menajerine sözleşme almak için yalan söylediğini söylüyor. Bazıları şöyle böyle. Süper Lig'de 97 maç 3 karşılaşmaya da çıkarsa Dalia diyecek. Pazarlıklar devam ediyor demiş. 1 milyon euroluk fark bulunuyor diyor. Doğru değil bu. Trabzonspor Spor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flash açıklama. Bu arada ben flash açıklama diyorum ama mesela Göztepe maçından sonra da başka açıklamada bulunduysa bilmiyorum. Yanlış anlamayın beni. Şimdi Göztepe 10 kişi kaldı 28. dakikada. İnanılmaz bir şekilde hani sosyal medya ikiye bölmüştüm daha bana kalırsa Göztepe'nin yediği kırmızı kart doğru. Ancak o hareketin çok sertini Galatasaraylı oyuncular yapınca devam kararı çıkıyor. Biz buna ayar oluyoruz. Ya yani biz bunu sevmiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında da bir şey yok açıkçası. Yani ee, durum bu. İzmir'de kırmızı kart çıktı. Uğurcan Çakır utanç duyuyormuş. Neyden utanç duyuyormuş onu anlamadım. Kırmızı karttan sonra sistemimiz çöktü demiş. Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Diyor. ya yani takım arkadaşlarını direkt basının önünde satmış bir nevi. Neyse inşallah ilk yenilgisi alan, yenilgisini alan Trabzonspor. Haftaya kiminle oynuyorsa inşallah ligdeki ikinci yenilgisini de alır. E, haftaya kiminle oynuyorsa inşallah o takım 6-1 gibi güzel bir skorla kazanır da Uğurcan Çakır. Horun Teber. Aa Fenerbahçe ile maçlar varmış. İnşallah Fenerbahçe'miz kazanır. Neyse Ertuğrul Doğan diyor ki Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesinde rakip yönetimi Trabzon'da ağırlayacağız. Ali Koç'u telefonla arayacağım. Trabzonspor'un misafirperverliğini her zaman gösterdik. Bu maçın dostluk içinde geçmesini çok istiyoruz demiş. Ben şunu söyleyeyim. Vallahi istiyorsanız düşmanlık içinde geçirin. Size yakışan neyse biz onu bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Hani siz diyorsanız bizim genetiğimiz bu. Biz buyuz diyorsanız o şekilde davranın. Yok bizim genetiğimizde centilmenlik var, dostluk var, kardeşlik var, en sarışınlar bende var, en hamsisi bende var falan diyorsanız <laughs> ne varsa ona göre davranırsınız. Orada hamsi demişken ciddi hamsi palamut fiyatları lan ne kadar yüksek. Arkadaş bir kar düşeydi de <laughs> şu fiyatlar bir ucuzdayaydı ya bilmiyorum sizin orada da aynı mı? Lan arkadaş bu nasıl bir paralar nasıl şeyler çok garip ya. Şimdi ben birçok anket yaptım kanalda. Sizler de görmüşsünüzdür o anketleri. Mesela anketlere dair burada söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun belirtin. Benim kafamdaki kadro şu. Livakovic, Osayi, Bekao, Ciku, Kostic. Orta sahada Amrabat, Şimanski ikilisi. Önlerinde Tadic. Sağda İrfan Can Kahveci, solda Maksime. Forret'te en nesili şeklinde bir ilk 11. Fenerbahçe böyle bir 11 ile çıksa Bodrum maçını kazanır mı dedim. Yani anketlerde büyük çoğunlukta Fenerbahçe'nin kazanacağını söylüyorlar. Stoper ikilisini oylamaya sundum. Ciku Bekao ikilisi çok çok önde gidiyor. Sağ o sayı oynamalı diyenlerin sayısı hiç azım sanmayacak derecede. Fred'in yerine eğer yine orta sahada Amrabat Şimansk oynayacaksa 3. isim İsmail Yüksek olmalı diyenler var. E, Mert Hakan ve Şimanski'yi oylamaya sundum. E, sol bekli Kostiç ismi ön planda. Levent Mercan ismi de bayağı bir oy almış durumda. Forvet'te Ennesir'in oynamasını istiyor taraftar. Ennesir'den sonra ikinci sırada Cenk Tosun isteniyor. Yani Edin 3. üçüncü sıraya düşmeli diyorlar. Sağ kanatta İrfancan Can Kahveci, Tadiç, Oğuz Aydın kıyasıya bir rekabet var ve Oğuz Aydın daha önde. Biz zaten Oğuz'u böyle şeyler için aldık. O da ayrı mesele bu arada arkadaşlar kanalımıza yağmur gibi hediye birlikte verileceği için acilen olabildiğince video izleyin. Mesela kısa kısa oynatma listesini açın izleyin. Sonra hediye üyelikleri verildiği zaman arkadaşlarımıza sitemde bulunmayın. Ya işte ben de bu kanalın müdavimim de bana niye hediye üyelik gelmiyor diye. Arkadaşlar bu listeyi açıyorlar. Bir saat 2 saat açık bırakıyorlar. Bir sürü video izlemiş oluyorlar. Siz açmayınca da haliyle geriye düşüyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani cezalı Fred'in yeri nasıl olacak? Bu da konuşulan bir olay. Bakalım arkadaşlar ee, ne olacak. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Saat 18'de inşallah maç önü canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Skor tahmininiz varsa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız da görüp ona göre cevap verebilirler. Herkese ben teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki Kadıköy sokaktasınız. Görüşmek üzere.